de asistanlık yaptığım için arkadaşlar da onu gözlemledim. Sormaya cesaret edemiyorlar. Acaba ne der diye falan. Halbuki yani kötü, yani çok kötü cevaplar da alsa muhatabından, o düşün, onu sormaya veya bir şeyi düşünmeye cesaret etmesi lazım. Çünkü cesaret etmediği yerde oradan yeni bir şeyle üretmesi, yeni bir şey ortaya çıkarması çok da mümkün olmuyor yani. Öyle lokal bir yerde kalıyor ve gidiyor. Bu birinci benim tavsiyem olur yani. Onun dışında ikincisi, ya merak önemli. Bir şeyi merak etmek. Niçin çalışıyor? Açıp bozmak mesela gerekirse. Bir elektronik ise onu nasıl çalışıyor? Bir kodsa mesela. Onu bozmak niçin çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Bir de bir şey öğrenirken karşısındaki insan daima iyi bilmek zorunda değil. Çünkü o da benzer süreçlerden geçiyor. Birçok kanaldan sorgulayabilmek ve öğrenebilmek yani. Hoca böyle anlatıyor. Ama işte şurada da mesela open courseware'ler var. Orada da bir hoca anlatıyor. O da böyle anlatıyor mesela. Böyle farklı kaynaklardan beslenip mukayese edebilmek. Çünkü öyle öğreniyorsunuz. Diğer şekilde tek bir ana akımdan geliyorsunuz. Ve aslında tekrar ediyorsunuz. O size öğretiyor. Ondan öğrenmiş olduklarınızı tekrar ediyorsunuz. Siz de bir sonraki nesle aktarıyorsunuz. O da bir sonraki nesle aktarıyor. Bakıyorsunuz hep böyle benzer düşünceler, benzer prototipler. Ama farklı şeylerden beslenmek lazım, düşünmek lazım. Okulu 4 senede bitirmek mesela, genelde insanlar öyle düşünüyorlar. Ne kadar erken bitirsem o kadar iyi. Bu da çok önemli değil. Eğer siz okulu 5 senede bitiriyorsunuz ama o 1 senede o bir şeyler yapıyorsanız, yani şu bir diploma almak aslında evet önemli. Çünkü onunla beraber gireceğiniz bazı kapılar var, o olmadan açılmıyor. Ama o kadar yani. Onun dışında bir şeyler öğrenmek mesela. Bir programming language öğreniyorsunuz. Bağımsız bir şekilde öğreniyorsunuz. Okey. Bu sizin için çok önemli bir şey. Veya bir takım optimizasyonları öğrendiniz. Sonra gidip ekstra size hiç anlatılmayan şeyleri öğreniyorsunuz. O zaman okulunuzda karşılığı olmayabilir ama size bir nosyon katıyor yani. Bir düşünce katıyor. Veya farklı bölümlerden. Ben bireysel olarak çok interdisiplineri düşüncelere taraftar bir insanım. Bunu şundan dolayı taraftarım ben. Çünkü bir takım şeyleri gözlemledim. Mesela bizim mesleğimizde tatbik ettiğimiz bazı algoritmalar var. Bunlar mesela genetik algoritmalar, bilgisayarcı arkadaşlar da bunları verir. Bunlar genelde biyolojik süreçlerden modifiye edilmiş, adapte edilmiş şeylerdir. Yani bir takım insanlar, bunu ilk ortaya çıkaran insan demek ki bir takım genetik süreçler biliyor. Sadece bilmekle de kalmıyor. Bunun kendi domainine, mesela bir bilgisayara, bir optimizasyon sürecine adapte edilebileceğini de düşünüyor. Yani eğer siz bu şu demek, bu arkadaş çok geniş yelpazede düşünme kabiliyetine sahip. Çünkü farklı yerlerden besleniyor. Yani bir genetik bilmek lazım birazcık o terimleri. Veya başka bir tane simulating annealing diye bir algoritmamız var bizim. Bu termodinamik süreçlerden adapte edilmiş bir şey. Yani demek ki bu arkadaş termodinamik süreçlere, yani çok geniş olmasa da temel bir seviyede hakim yani. O şeye hakim. Ondan dolayı çok da geniş yelpazede, bu benim şahsi kanaatim, interdisipliner düşünmek bir sonraki jenerasyonda liderlerin temel şeyi olacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü siz o zaman bir orkestra şefi olmaya başlıyorsunuz. Yani çok temel bir şekilde bir enstrümanı üflemiyorsunuz ama hepsini bir arada yönetebiliyorsunuz. Onlara hükmedebiliyorsunuz, nasıl olması gerektiğine karar verebiliyorsunuz.